Değerli öğretmenlerim, saygıdeğer misafirler ve sevgili arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programa hoş geldiniz. Bugün yarınlarımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize Cumhuriyet armağan edişinin 96. yıl dönümü. 29 Ekim bir doğum günüdür. Çağdaş bir ulusun doğum günü. Bir çağdaşlaşma projesinin büyük bir atılımının başladığı gündür. Biz Cumhuriyet'le buluşuyor, onunla yaşıyoruz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, Baykal Vizyon gösterisi, koro dinletisi. Atatürk diyor ki, ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş olan tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çok ağır şartlarda barış antlaşmaları imzalamamız ve buna rağmen orduda çok büyük bir görevi olmayan, rütbe bakımından baktığınız zaman çok büyük bir rütbelerde, çok büyük bir karar mekanizmasına yer almayan bir generalin sadece kendi fikrinde ve kendi dünyasında kurduğu, emin adımlarla ilerlediği düşünceler ile biz bu cumhuriyete sahip olduk. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? 1915'te daha Çanakkale Savaşı'ndayken Atatürk çadırında savaş esnasında yapacağı planların yanında bir gramer kitabının
Fransızcadan Türkçe incelenmiş bir Bremer kitabının Türkçe'ye çevirisini yapmaya çalışıyor. Ve bu esnada aldığı notlar arasında görüyoruz, bunu Şişli'deki müze evi olan evinde de görebilirsiniz. Elbet bu savaşlar bitecek, en büyük savaş cehaletle olacak diyor ve bu cehaletle savaşında öne geçmek için ilk önce alfabenin değişmesi gerektiğini söylüyor. Bunu yaptığı zaman 1915'te bunu düşünüyor. Ama bundan 1928 yılına geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Alfabemizi değiştirerek modern Latin alfabesine geçip okuma yazma oranı %7'lerde yer alan, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'da %7'lerde yer alan okuma yazma oranını şu anda %97'ye kadar çıkartabiliyoruz. Peki Cumhuriyet nedir? Hani dedik ya, kararlılık ve bunun önünde gelen en önemli özellik bu kararları da uygulayabilecek bir sistem oluşturabilmektir. Biliyorsunuz Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi zamanında Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa ile oturuyorlar ve bir defter çıkarttırıyor. Diyor ki yaz Kazım diyor, şimdi söyleyecekten buraya not alınacak diyor. Ve bu aldığı notlar arasında en önemli özellik, daha hiçbir şey başlamadan savaş bittikten sonra yönetim şekli cumhuriyet olacaktır diyor. Kararlılığı buradan anlayabiliriz. Bizim de başımıza geliyor bazı durumlar. Yapamayacağız, edemeyeceğiz, acaba becerebilir miyiz diye düşünüyoruz. Ama sistemli, düzenli, kararlı olduğumuz zaman bunların üstesinden geleceğimizi de biliyoruz. Öyle bir cumhuriyet devraldılar ki arkadaşlar, Osmanlı'nın o çok şaşalı dönemlerinden, çok masraflı dönemlerinden büyük borçlarla aldılar. Ve Osmanlı'nın hiçbir borcunda kabul etmemezlik yapmadı genç cumhuriyet. Ve 10 sene içerisinde bu borçların tamamını ödeyecek bir ekonomi politikası oluşturdular. Bunu devletçilik dediğimiz, halkçılık dediğimiz, derslerde hocalarımızın size anlattığı o ilkelerin boş olmadığını, aslında bu cumhuriyetin temellerinin kurulmasında en önemli temel olduğunu algılamamız gerekiyor. Tabii bunlar neye yaradı? Şimdi, yani döneme baktığınız zaman arkadaşlar elinizde hiçbir şey yok. Okul deseniz okulunuz yok, bütün okullar yabancıların ellerinde. Sanayi deseniz sanayiniz yok, bütün fabrikalar yabancıların ellerinde. Ya da ne diyelim, sağlık diyeceksiniz, koskoca ülkede doktor sayısı 130'larda geziyor. Hiçbir köyde, hiçbir yerde herhangi bir şekilde sağlık hizmeti ya da bunun gibi şeylerden yararlanamıyorsunuz. Demir yollarınız var, hiçbiri size ait değil, tamamı yabancıların elinde. Ülkeye gelen gelirlerin tamamını duyumlu umumiye alıyor ve size harçlık gibi para vererek bırakıyor. Çünkü borçlardan dolayı alması gerekiyor bu paraları. Düşünün, vergilerinizi bile yabancı devletler paylaşıyor. Böyle bir ortamda siz genç bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve bu cumhuriyeti kurduğunuz zaman arkadaşlar en önemli şeyin ne olduğunu algılıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk bunu eğitimle belirlemiştir. Eğitime verdiği önem, eğitime verdiği öncelik hiçbir zaman yadsınamaz. Onun sayesinde şu anda ilim, bilim, sanat üreten bir toplum haline geldik. Onun sayesinde şu anda dünyada bazı ileri devletlerle birlikte bilim yapabilecek Nobel ödülü kazanmış sanatçılarımız, bilim adamlarımız olacak duruma geldik. Keza bunlar yaşanmasaydı arkadaşlar, zaten Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Devleti diye bir devlet olmayacaktı. Öyle büyük bir toplumuz ki aslında arkadaşlar, biz Türkler olarak dünya tarihine çıktığı itibaren sadece 50 yıl esaret altında kalmış. Bunu da zaten nereden görüyoruz? Derslerimizde de anlattığımız Orhun yazıtlarından görüyoruz. Bunun dışında dünya tarihinde Türkler ortaya çıktıktan sonra devlet kurmadıkları tek bir dönem yok. Sadece 50 yıllık bir dönemde devletimiz yok. Geri kalan 2000-3000 yıldır Türk milleti bu topraklar ve dünya üzerinde kendisine bir yer edinmiştir. Bu dönemde gidersek arkadaşlar, yine kararlılıktan bahsediyoruz. Atatürk'ün çok güzel bir lafı vardır. Bir toplumun yarısını zincirlerle yere bağlayıp diğer yarısının gökyüzüne uçmasını, ilerlemesini bekleyemezsiniz diyor. Bu yüzden de ne yapıyor? En önemli özelliği, cumhuriyet kurulur kurulmaz devrimler, inkılaplar yapılıyor ve kadına seçme seçilme hakkı veriliyor. Bizim için bir değer, cumhuriyeti hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Ama cumhuriyet sadece sözle ya da Atatürk'ün sadece küçükken tarlada kuşları kovalamakla bunu kurduğunu zannetmeyin. Okuyun, öğrenin. Bize bırakılan bu cumhuriyeti biz sadece silahla koruyamayız. İlimle, bilimle, aydınlık düşüncelerle koruyabiliriz. Bunun için de derslerimizde olsun, birebir konuşmalarımızda olsun, sürekli bu duyguları size aşılamaya çalışıyoruz. İlgisizlik ya da bunlara ilgi duymamak gibi bir kavram Türk çocuğunun zihninde olamaz. Çünkü arkadaşlar, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki en ufak bir aksaklığa gelsek yok olup gidebileceğimiz bir coğrafyadır burası. O yüzden her zaman devletinizi, milletinizi nasıl kalkındıracağınızı, bu topluma nasıl yararlı olacağınızı, nasıl bir
insan olacağınızı Cumhuriyet değerlerini ön plana alarak karar vermelisiniz. Öyle bir toplum içerisinde yer aldık ki arkadaşlar, 1923'e kadar savaş, 1922'ye kadar savaştığımız Yunanlılarla Cumhuriyet'in ilanından sonra dost olup, o dönemin Yunan Başbakanı Venizelos'un senelerce bize ordu göndererek bizi kıyma uğratması, ama buna rağmen Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk'le aralarında dostluk sağlanması ve Yunanlılarla bu, ne diyebiliriz, kan davasını gütmemesi ve dünyada barış, ülkede barış, tüm toplumda barış düsturuyla devam etmesi bizi şu anda sağlam temellere oturmuş bir Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bıraktı. Bu mirası her zaman korumalıyız ve bu mirasın her zaman peşinde olmalıyız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Cumhuriyet'in kazandırdıkları önemli konuşmayı sunmak üzere 11 A sınıfına arkadaşımız Elif Nukusta'yı tüyüze davet ediyoruz. Cumhuriyetimizin doğum günü. Ama bundan daha önemli olanı 28 Ekim akşamıdır. Atatürk'ün kurtardığı bu topraklar yıllarca savaşmış, her şeyine bağımsızlığına adamış, yokluk içinde yaşayan bir halkın topraklarıydı. 13 milyon nüfusu 11 milyonluk köylerde yaşıyordu. 40 bin köyün 37 bininde okul yoktu. Köylerde modern tarım aletleri sayısı sıfırdı. 40 bin köyde sadece 136 eve vardı. Doğan her çocuktan iki söylüyordu. Bunların dışında daha nice zorluklar vardı. Cumhuriyet sayesinde bu sıkıntıların hepsini bir bir atlattık. Okuyan, yazan, öğrenen, bilim üreten bir devlet haline geldik. Bulunduğu coğrafyada hiçbir değeri olmayan kadın, Cumhuriyet'le birlikte kendine dünyada bir yer buldu. Ve bu sayede ülkemiz kalkındı. Bir Cumhuriyet genci olarak ben ve tüm arkadaşlarım tüm birlikleriyle Cumhuriyet'e hizmet etmeli ve onu korumalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti var olduğu sürece varlığını sürdürecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Niye Destan adlı şiirden parçalar okumak için 11. sınıfından arkadaşımız Elif Bulukoğlu'nu Türkiye'ye davet ediyoruz. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş türler. Çok türler, korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuk türler. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnızca onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına, sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve düşmanı... Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar ellerine. Ve onlar ki bir murtada hançer ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teslimlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar. Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsiminden, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Saat 2.30, Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için. Kayalıklarda çay kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşündü birdenbire kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri, kim bilir ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi gecenin sularını başı dönerek.
Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayet kapaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu mantelinin yanında. Birdenbire 5 adım sarında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden kalkıyor, babasını atlayacaktı. Anlam ve önemi üzerine konuşmak üzere 12 TM sınıfında arkadaşımız Emir Bektaş'ı Hüseyin'e davet ediyoruz. Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesiz yönetim Türk şeklinin Türk ulusunun kişilik ve karakterine en uygun yönetim şekli olacağını düşünerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış, ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiştir. Bu tarihten yaklaşık 3 yıl sonra 29 Ekim 1923'te yönetim şeklimiz Cumhuriyet olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde güvence olabilir. Türk milleti Cumhuriyet'e bağlanıp onu yaratıp geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyet yüceltip sürdürmek her Türk'ün milli görevidir. Bu güzel devleti bize armağan eden atalarımızın bizlerden tek istediği cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır. Bu önemli görevde gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak bu ülkenin gerçek sahibi olan gençlere yani bizlere düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. İleri görüşlülüğü ile tanınan önderimiz Mustafa Kemal, gençliği hitap ede cumhuriyetimizi yıkmak, ülkemizi bölüp parçalamak için faaliyet gösterebilecek iç ve dış düşmanlardan söz etmiş, hangi şartlarda olursak olalım bu duruma karşı olmak için elinden geleni tereddüt etmeden yapmamızın gerektiğini belirtmiştir. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve birliği için canlarını işe sanmış şehitlerimizi rahmetle, gazilerini saygı ve minnetle anıyorum. Sözlerimi Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, saygılarım. Arkadaşım, teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere bu özel günle ilgili farklı video gösterisini izlemeye davet ediyoruz. Cumhuriyeti işte böyle kazandık. Nasıl mı? Hatırla. Yunan ordusu İzmir'e ayak basmıştı. İzmir metropoliti Hirosostomos karaya çıkan Yunan albayının botlarını öpüyor ve evlatlarım ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olursunuz diyordu. Aniden uzun boylu siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya. Elindeki tabancayla bastı tetiğe. Efsun alayının sancakları olan Yunan askeri atından düştü. Kahkahaları suratlarında durdu. Baktılar ki tek başına sarı verdiler etrafını. İlk süngüyü iman tahtasına sapladılar. Sonra da neresine denk gelirse oraya. Paramparça ettiler yaz delikanlıyı. Hasan Tahsin doğru. Hasan Tahsin'i unutma. Hatırla. Edirne'yi Yunanlar ve Bulgarlar işgal etmişlerdi. Destek kuvvet gönderilemiyordu. Düşmanın yanı sıra Türk askeri kolera ve tifo gibi hastalıklarla da savaşıyordu. Savaş uzadı. Erzak bitti. Yarıya, çeyreğe inen Umayyalar artık hiç yoktu. Önce birkaç at kesip yediler. Sonra ise un ve süpürge saplarıyla ekmeği katık ettiler. Hayvan pisliklerindeki buğday tanelerini ayıkladılar ve ekmek yaptılar. Başlarındaki paşa, düşman savunduğumuz hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi kuşlar ve itler çeke çeke yesinler. Fakat savunma hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, lifim ve savunum çantadadır. Beni bu yere gömeceksiniz. Ve gelecek nesiller üzerime bir abide dikecekler. Diye vasiyet etti. Düşman savunma hattını geçemedi.
Şükrü Paşa'ydı o. Şükrü Paşa'yı ve askerlerini unutma. Hatırla. Düşman ilerleyişini sürdürmüş, Anadolu köylerine kadar ilerlemişti. Babası, ağabeyi, kardeşi cepheye giden 17 yaşındaki genç kız, köyde cephede savaşan kahramanlara çorap, kazak örüyordu. Düşman askerinin gözüne takıldı. Güzel kız dediler. Namusuna, ırzına göz diktiler. O kaçtı. Eve kilitledi kendini. Uğraşmayalım, evi yakalım. Nasıl olsa çıkar dedi düşmanlar. Ev yandı, tutuştu. Alevler gökleri yaladı. Ama o iffetine toz kondurmadı. Namusuna halel getirmektense alevler içinde yanmaya razı oldu. Evden dışarı çıkmadı. Fatma kızdı o. Fatma kızı unutma, hatırla. Çok çetin günlerdi. Halk gizlice cepheye silah taşıyordu. Haberleşme sistemi yoktu. Telgraf direkleri İngilizler tarafından tahrip edilmişti. Bir grup bu direkleri tamir ediyordu. Bir telgraf çekilmesi gerekiyordu. Acildi. Ancak tahrip edilen telgraf telleri birbirine yetişmiyordu. Ateşten gömlek giymiş bir kere. Kahramanlardan biri vücudunu su ile ıslattı. Kopan telleri elleriyle birleştirdi. Elektrik akımını üzerinden geçirerek silah sevkiyatı için çekilmesi gereken telgrafın çekilmesini sağladı. Fatsalı Halim Efendi'ydi o. Fatsalı Halim Efendi'yi unutma, hatırla. Çanakkale'de kan gövdeyi götürüyordu. Kolu, bacağı kopanlar, gözlerini kaybedenler ve acı içinde kıvrılanlar sedyeyle Sıhhiye Çadırı'na taşınıyordu. Doktorlar yaralı askerleri yaşama ihtimaline göre gruplara ayırıyor ve ellerindeki sınırlı morfinin yaşayacak olanlara acılarını dindirmek için vuruyorlardı. Bağırsakları dışarı çıkmış, diz kapağından yaralı bir asker getirdiler. Sıhhiye doktoru yaralı, acı içinde kıvranan askere baktı. Yaşama şansı yoktu. Bu askeri gölge bir yere koyun dedi. Zorlukla konuşan askerin dudaklarından şu sözler döküldü. Baba, bana yardım et. Doktor gözyaşları içinde çadıra döndü ve elindeki morfini ölecek olan oğluna vurmadı. Doktor binbaşı Hasan da o. Binbaşı Hasan'ı unutma, hatırla. Daha niceleri, daha nice isimsiz kahraman saklıyor uğruna kan döktüğümüz bu topraklar. Vatan için, bayrak için, anadan, yardan, evlattan geçen nice isimsiz kahraman. İşte, işte Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin, bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin, yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün, yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün, yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Atamız her zaman kalbimizde hız, ülkümüz uğrunda örnek attınız. Şölenler kurulsun, içilsin kımız, yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanım toprağa katanımız var, bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var, yurdumun en büyük bayramı bugün. Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan programı sunmak üzere müzik öğretmeni Coşkun Öz yönetimindeki okul koronu sahneye davet ediyoruz.
uçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşasın Cumhuriyet!